Emine selamlıyorum. Gerçekten kısa bir zaman içerisinde bereketli bir çalışma yapılıyor. Güzel tohumlar atılıyor. Söz tohumdur malum. Bu tohumların güneş bulduğunda, bu tohumların yağmur yağdığında ürüne durmasını temenni ediyorum. Bu tohumların Yozgat'ta atılıyor olması da ayrıca anlamlı diye düşünüyorum. Tabii sözün üstadlarının arkasından konuşma yapmış olacağız. Bu konuda sizler kusura bakmayın bizim sözlerimizden dolayı. Onlar da kusura bakmasınlar. Bizlerin mikrofonu onlardan sonra almış olmamız dolayısıyla. Değerli arkadaşlarım, medya sahası ister kişisel sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla, ister internet haber portalleri, ister geleneksel medya organları, yazılı basın, radyo ve televizyonlar aracılığıyla olsun, küresel ölçekte aslında dünyanın en etkili silahları. Atom bombasını bir yere atarsınız, kitlesel bir imhaya neden olursunuz. Belki o bölgede hayat belli bir dönem durur ama dünyanın diğer bölgelerinde ya da o coğrafyanın diğer alanlarında hayat devam eder. Fakat medya aracılığıyla yürütülen süreç zihinlerdeki toprakların tek tek, birey birey, toplum toplum, bütün dünya insanlığına karşı etkili olan bir süreçtir. Subliminal yöntemlerin, zihin kontrol yöntemlerinin uygulandığı, insanların ne yemesi, ne içmesi, ne giymesi, hangi siyasi yönde karar vermesi, hatta nasıl inanması gerektiğine dönük artık bir kontrol süreciyle karşı karşıyayız. Ve insanlarımız her zamankinden daha fazla bu kontrol süreçlerine karşı savunmasız durumdalar. İşte tam bu noktada konuşa geldiğimiz yerel medya öne çıkıyor. Ben yerel medyayı organik bir besine benzetiyorum. Belki yamru yumru, belki renginde bozukluklar var. Hormonlu gıdalarda olduğu gibi rengi parlak değil. Ama emin olun sağlıklı, ama emin olun doğal. O nedenle yerel medyanın güçlü ve var olmasına, kurumsallaşmasına ihtiyaç var. Neden ihtiyaç var? Haber almamızın sağlıklı olabilmesi için öncelikle ihtiyaç var. Yerel demokrasinin işleyebilmesi için ihtiyaç var. Yozgat'ta 5 tane mi milletvekilimiz var bilmiyorum. 4 milletvekilimiz var. 3'e mi düştü? Ha, evet. Evet. 4'e düştü. Şimdi bir milletvekilimizin yaygın bir televizyonda ya da gazetede yer bulabilmesinin yegane şartı, maalesef temenni etmem, bir skandala karışmasıyla mümkün. Ya ahlaki bir skandal ya da ekonomik bir skandala karışmasıyla mümkün. Onun dışında ben zannetmiyorum ki bir milletvekilimiz yaygın bir televizyonun haber bülteninde, yaygın bir gazetenin manşetinde yer alsın. Ama bizim merkezdeki 6 gazetemizin, Sorgun'daki, Sarıkaya'daki, Yerköy'deki gazetelerimizde bir yıl boyunca onlarca, yüzlerce kere haberini bulmak mümkün. Bunların hangi siyasi partiden olduğu da çok önemli değil. Siyasi partilerimizin il başkanlarının, ister iktidar partisinin, ister muhalefet partisinin, il başkanlarının ve temsilcilerinin yer bulabildiği alan da yine yerel mecradır. Şunu söylüyorum, yerel demokrasinin işlerliği açısından da yerel basın
var ve güçlü olmak zorunda. Öte yandan bizim bir önemli görevimiz de denetim işlerini yerine getirmek. Yönetilenle yöneten ilişkisinde yönetilenden yana yer almak. Sokaktaki çukuru görmek, direkteki lambanın patladığını tespit etmek, ayağa takılan çalıdan idareciyi haberdar etmek ve onu sorgulamak da yerel basının görevi. Bu bunca önemli görevi yerine getirecek olan yerel basının ekonomik anlamda da güçlü olmasına ihtiyaç var. Ben dün akşam İhlas Haber Ajansı muhabiri değerli arkadaşlarımız sabahleyin de TRT ve Anadolu Ajansı muhabiri arkadaşlarımızla kısa sohbetler yaptım, beyanatlar verdim. Orada ifade ettiğim temel yaklaşım şuydu. Basın özgürlüğünün gerçekleşebilmesinin gerek şartı ekonomik özgürlüktür. Ekonomik özgürlüğünüz olmadan, bir basın işletmesinin ekonomik özgürlüğü olmadan, ekonomik özgürlüğü olmayan o basın kuruluşunun muhabirine, uçtaki uç beyine doğru haber getirebilmesi, medyanın özünde olan muhaliflik, farklı açıdan bakabilmek, sorgulayabilmek imkanına kavuşabilmesinin gerek şartı ekonomik olarak öğleyin nerede yemek yiyeceğim, akşamleyin çocuğuma mamayı nasıl götüreceğim, eşimin beklediği ihtiyaçları nasıl karşılayacağım sorunlarıyla kafasının meşgul olmaması gerekiyor. İşte bu anlamda basın ilan kurumu aslında hayati bir fonksiyonu ifade ediyor. Basın ilan kurumu eliyle resmi ilanların dağıtılıyor olması, resmi reklamların dağıtılıyor olması bir anlamda can suyu anlamına geliyor. Bu can suyunun üzerine ilaveler yapmak gerekiyor. Sadece resmi ilanlara bağlı bir yayın hayatını sürdürme hedefi ifade edeyim değerli arkadaşlar, artık devam ettirilebilir bir yaklaşım değil. Sadece ve sadece resmi ilan gelirleriyle yayıncılığa devam edebiliyor olmamız bundan sonra sürdürülebilir bir noktada değil. Ne var ki bizim girdi fiyatlarımız sürekli artıyor. Dövizdeki artış bizi olumsuz etkiliyor. Asgari ücretteki yükselme bizim bilançomuzda eksiye neden oluyor. O halde ekonomik yapımızın güçlendirilmesine dönük olmak üzere basın ilan kurumu gelirlerinin dışında bir takım argümanları da artık tartışabiliyor olmamız lazım. Nedir onlar diye baktığımızda 10 tane işçi çalıştıracak bir işletmeye hazine yerine göre arsa verebiliyor. Katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi istisnası tanıyabiliyor. Sigorta prim teşviği desteği verebiliyor. Makine teçhizat desteği verebiliyor. Öte yandan KOSGEB işbirliği, müşbirliği paketi uyguluyor. Ama bunun hayata geçebilmesi bizim sektörümüz için mevcut haliyle mümkün gözükmüyor. Çünkü 5 tane işletmenin bir araya gelmesi lazım ki o destekten faydalansın. Bizim mesleğimiz için terzi usulü bir yaklaşımın ortaya konulması lazım. Örneğin 3 tane işletmeyle bu destekleri sağlayabiliyor olmak lazım. Şunu söylüyorum. Basın ilan kurumu desteklerinin dışında hazine, KOSGEB ve kalkınma ajansı desteklerini içeren bir pakete ihtiyacımız var. Bu vesileyle de hükümetten böyle bir yerel basının destek paketi beklentisi olduğunu ifade etmiş olalım. Değerli arkadaşlarım, öte yandan 195 sayılı yasayla basın ilan kurumu mevzuatıyla resmi ilanların sürdürülebilirlik sorunuyla karşı karşıyayız. Sarıkaya felaketi diyorum. Sarıkaya felaketinden Şevket abi bizi haberdar etti. O detayına girecektir. Osman Hakan abi
o konudan bahsetti. Ben ona detaylı girmeyeyim ama şunu söyleyeyim. İcra ilanlarına ilişkin eşit değerler getirilmeli. Biliyorsunuz kamu ihale mevzuatı gereği ilanların nerelerde yayınlanacağına ilişkin burada valilik basın müdürümüz ve görevlisi arkadaşlarımız var. Onlar da biliyorlar. Nerelerde ilanların yayınlanacağı, nerelerde tahtaya asılabileceği, hangi eşit değerlerde de yaygın medyaya gideceği hususunda bir düzenleme var. İşte icra ilanlarında da böyle bir düzenlemenin yapılması lazım. Örneğin Sarıkaya'da 100 bin liralık bir dairenin, gayrimenkulün, tarlanın satılması Sarıkaya'da değeri bulabilir. O halde ilçede yayınlanmalı. 500 bin liraya kadar olan kısmı, bunu farz-ı misal söylüyorum, Yozgat'ta 500 bin liranın üzerinde olan kısmı da 2016 değerleri itibariyle söylüyorum, yaygın medyaya gidebilmeli. Böylece Sarıkaya felaketi benzeri felaketler yaşamamış oluruz. Son dönemde ciddi oranda yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de ilanların bölünmesi suretiyle, eşit değerlerin dışına taşınılması suretiyle ilandan kaçınma alışkanlığı. Özellikle Milli Eğitim'in taşıma ilanlarında bu yapılıyor. Dolayısıyla ilanlar yayınlanamaz hale geliyor. Veya evet, üniversite ve karayolları da yapıyor. Veya tam tersi ilanların birleştirilmesi suretiyle Kamu Hastaneleri Birliği uygulamasında olduğu gibi 10 tane ilan yayınlanması gerekirken tek ilan yayınlanması gibi bir durumla karşılaşılması, hatta ki bu ilanların il merkezlerinde yayınlanıp ilçelerde yayınlanamaz hale gelmesi, uygulaması. Üçüncü bir ilandan kaçınma alışkanlığı, ben ona hastalık da diyebilirim, acil alım kapsamında ihalelerin yapılması. Acil alım kapsamına girdiği zaman davet usulü ile alımlar gerçekleştirilebiliyor. Örneğin biz bir kıştan çıktık şimdi. Nisan ayı itibariyle Yozgat